Altay TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Altay'ın YouTube kanalından sizlerle yine bir röportajda beraberiz. Ve son gün transferi Sinan Özkan, Siyah Beyazlı ailenin son üyesi yayında konuğumuz. Sevgili Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Altay kulübüne hoş geldin. Hoş bulduk. 105 yıllık bir kulüptesin öncelikle. Evet. Duygularını öğrenerek başlayalım. Öncelikle buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Hani son gün bile olsa Altay formasını giymek benim için çok gurur ve çok güzel olacak, zevkli olacak, keyifli olacak. Yani gerçekten geldiğim için çok mutluyum diyebilirim. Çünkü Altay her zaman bildiğimiz gibi yani çok eski bir yani çok eskiden beri gelen bir başarılı dolu yılları var. Ben de buraya geldiğim için tekrardan söylüyorum gerçekten çok mutluyum. İnşallah buraya da o formaya da layık olmaya en iyi şekilde çalışacağım. Yeni bir dönem Altay için. Senin gibi yeni bir teknik direktörümüz de var. Sayın Ferah Fırtınalar hocamız da Altay yola devam edecek. Ve yine senden önce kamp döneminde de yeni transferleri de oldu Altay'ın. Evet. 6 yeni oyuncu aramızdan ayrılan isimlerle beraber yepyeni bir çehreye büründü. Öncelikle Altay'ı izlerken neler hissettin? Kalan 19 maç geride kaldı çünkü. Evet. Takip ettiğin kadarıyla nasıl buldun Altay'ı ilk 19 maçlık performansını? Tabii ki 2 sene üst üste şampiyon olan bir takım. Öncelikle İzmir'de de bunun ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Çünkü Altay'da hak ettiği yer tabii ki üst taraf, tabii ki Süper Lig. Her zaman bir hedefi olan bir yer, her zaman camiasıyla, taraftarıyla, şehirle yani hedefi her zaman kitlenen bir takımdır, bir kulüptür, bir camiadır. İzlediğim kadarıyla tabii ki yani sıkıntılı bir dönem oldu başlangıçta çünkü bir galibiyetler yani bir seri galibiyet alamadığını düşünüyorum. Yani seri galibiyetle olsaydı şu an belki çok farklı bir durumda olabilirdi Altay. Şu an yani yapmamız gereken tabii ki yeni transferlerin hemen takıma adapte olup benim de hemen acil şekilde adapte olup bir anda takıma katkı sağlayıp önce alt taraflardan kurtulup yani çok da alt taraf demeyeceğim ama evet. Yine de puan tablosuna baktığın zaman çok sıkışık. Yani bize bir 2'de 2, bir 4 puan 2 maçta çok rahat çok nefes aldıracak diye düşünüyorum. Ondan sonra son 12-13 maçta inşallah yukarı neden olmasın, tırmanmak gerekirse tırmanmak çünkü Altay'ın her zaman hedefi üst taraftır yani. Galibiyet serisine ihtiyacımız var. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi senin transferin de son gün gerçekleşti. Hı. Biraz bu süreci de anlatır mısın Altay taraftarlarına? Gerçekten yani Altay hiç yani şeyde yoktu, yani hesapta demeyeyim de. Yani hiç konuşulmuyordu açıkçası. Ondan sonra Sait Hoca burayla anlaştı. Ama hep böyle bir eşimin dediği bir şey vardı açıkçası, onu söyleyeceğim size. Biz ilk kere Afyon'a gittik. Afyonspor'daydım ben. Yani son 3 senede 2 şampiyonluk kazanıp Afyon'a gitmem benim için biraz böyle hem riskli hem ne bileyim. Çünkü bilmediğim bir ortam, yeni çıkmış 2013'te kurulmuş bir takım. Keza da biraz sıkıntılar yaşadım. Umarım dedi Devras'ı dedi Altay'a gitmezsin dedi. Gidersen çok üzülürüm dedi. Çünkü benim orada çocuklarım her şeyi oraya bıraktım geldim. Yani okula gidiyorlardı. Ve 29 Aralık'ta dedi ki büyük ihtimal dedi sen dedi 29 Aralık'ta söyledi bunu. Yılbaşından önce. Evet yılbaşından önce. İçinde bir his var sanki Devras'ı dedi Altay'a gideceksin dedi. Yani demek ki kalbi çok temizmiş. Biz ilk fırsatta eşinle de bir röportaj yapalım. İnşallah. Nasıl hissettiğini soralım kesinlikle. Kendisine. Kesinlikle. Son gün oldu. Açıkça söyleyeyim yani şey yapmak, gizlemek, saklamak gerek yok. İstanbul'a gidiyordum yola. Orada tabii bir Ümraniye Spor, ondan sonra bir Elazığ'ın transferi açma durumu olabilirdi. Ondan sonra 2B'den de lider olan takım vardı. Tuzla Spor da çok ilgilendi benden. Ama yoldayken Sait Hoca'nın araması, ondan sonra Altay'ın istemesi beni gerçekten hiç bir anda düşündürmedi. Ve dönüşü İzmir'e yaptım. Öyle oldu. Ya Altay'a teklif alınca diğer takımlar kesinlikle yani evet kesinlikle. Çünkü hem camiasıyla sonuçta Altay'dan konuşuyoruz. Ve iyi yaptığımı düşünüyorum. İnşallah bu düşüncemin de arkasında olup en iyi şekilde layık olmaya çalışacağım. Bu süreçte şimdi Sait Hoca sana formayı verirse hazır mısın yoksa belli bir süreye ihtiyacın var mı? Ya şimdi şöyle bir sıkıntı oldu benim oraya gitmeden önce. Yani son 8-9 senede Allah'a şükür PTT'de yani baktığım zaman 28-30 maçın altına düşmemişim. 3 şampiyonluk, 4 tane playoff oynamam benim için yani gurur verici bir durum. Buraya keza da aynı durumda geldim ben buraya oturmaya. Veya arada sırada takılayım edeyim İzmir için gerçekten yani İzmir farklı ama ben buraya oturmaya gelmedim. Sonuçta forma rekabeti herkesin olduğu gibi güzel olacak. Ben de bu rekabetin içine girmek istiyorum çünkü burada değerli abiler var, yabancı arkadaşlar var, arkadaşlarım var. Çoğu da zaten hep karşılıklı veya önceki yıllarda Süper Lig'de gördüğüm, takip ettiğim abiler.
Onların arasında bulunmak da benim için ayrı bir gurur verici bir olay. Bir zevk çünkü İbrahim Akın olsun, İbrahim Öztürk olsun, diğer mesela Merter, diğer mesela bizim takım arkadaşım Yasin Palaz, ondan sonra Özgür olsun, Gencer, keza biz Giresun'da, Göztepe'de beraber çok güzel günler yaşadık onlarla da beraber. Hani buraya gelmeden önce de bu ortama alışıp gelmek, bakarak gelmek tabii ki beni daha da gururlandırdı, yani olurlandırdı, ama buraya geldikten sonra oturmak değil, maksat o Altay formasıyla beraber sahada elimden geldiğin fazlası çıkıp en iyi şekilde, yani sadece sahada çıkayım oynayayım değil. Bir dakika mı, bir dakika mı, 90 dakika mı, 90 dakika, ben her şeye tabii ki hazırım diyebilirim yani. Görev verdiği takdirde sen kesinlikle Altay formasını en iyi şekilde kesinlikle terletmeye kesinlikle hazırlıyorsun. Yani buraya oturmaktan ziyade işte Altay'a takılayım, yok, benim öyle bir derdim yok. Tabii ki öncelikle şu orta sıraların bir üst tarafı tırmanıp ondan sonra neden olmasın, inşallah playoff neden olmasın, kovalayacağız sonuna kadar, çünkü 15 maç. Dağılması gereken 45 evet, puan var diyorum. Kesinlikle. Yani buradaki abiler, arkadaşlar da bunun zaten bilincileridir diye düşünüyorum yani kesinlikle. Peki Sinan, en uçta da oynuyorsun, sağ açıkta da oynuyorsun. Hı-hı. Tercih ettiğin bir mevki var mı bu anlamda, yoksa Sait Hoca sana nerede görev verirse en iyi şekilde değerlendirir mi diyorsun? Ya tabii her futbolcunun oynamak istediği bir bölge vardır ama günümüz futbolunda futbolcuların çoğu bir yerde değil ama 2-3 evet, yerde değerlendirmesi daha önemli diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki hem son 10 senede sağ açık olarak biliniyorum, işte 4-4-2'nin veya 4-3-3'ün sağında diye biliyorum ama bazı arada sıradaki maçlarda da hani forvet oynadığım oldu. Herkes beni forvet olarak biliyor, golcü olarak biliyor da ben daha çok böyle kenarlarda sürpriz forvet veya sürpriz koşularla defansın arkasına yapan, çok koşu yapan bir oyuncuyum. Onun için hani kendi özelliğimi burada daha da ön plana çıkarırsam çok güzel şey olacağını tahmin ediyorum. Çünkü İbrahim Akın olsun, Tatos olsun, Putsila olsun, işte Kapel veya diğer de arkadaşlar, Merter abi, diğer arkadaşlar mesela Ferhat olsun, yani ön bölgedeki oyuncuları saydığın zaman hepsi kaliteli. Hani benim bir koşu yapmam onları da rahatlatacak diyeni tahmin ediyorum. Kenarda daha iyiyim ama şimdi hocamız nereye şans verirse tabii ki elimden gelen fazlasını yapmaya hazırım yani. Fransa doğumlu bir oyuncusun. Saint-Étienne evet, altyapısında başladın evet, ama yaklaşık 14-15 senedir Türkiye liglerinde. Evet, 15 sene. Değil mi? 15 sene. Evet. 2004'ten bu yana çok sayıda büyük bir liste oranımızda takımın formasını giydin. Genel olarak bu anlamda ligimizi ve Türk futbolunu nasıl değerlendiriyorsun sevgilisine? Şimdi Fransa altyapısından yetişip Türkiye'ye gelmek benim için bir riskti aslında. Çünkü 18 yaşına geldim ve gerçekten bir riskti. 18 yaşında çocuğuz. Şimdiki çocukları görüyorum, gurbetçileri. Benim geldiğim dönemi düşünüyorum. Ve kendimi onlarda görebiliyorum. Biraz biz gurbetçiler biraz duygusal insanız. Çok istiyoruz. Yani aşırı derece, ben hani dediğim gibi bir dakika da olsa, 10 dakika da olsa, 90 dakika da olsa, antrenmanda ben gazozuna maç yaparken bile sahada, yani babamı tanımayacak şekilde o şekilde ben antrenmana çıkarım. Hani antrenmana çıkayım, takılayım edeyim, benim böyle bir derim yok. Çünkü biz altyapıda bunu görmedik. Her zaman mücadele, her zaman böyle hırs olsun. Yani ben böyle bir oyuncuyum. Şimdi Türkiye'ye geldikten sonra bakıyorum böyle, maalesef hani bizim yaşlarımız, o zamanki futbol, yani 10-15 sene önce bizim yaşlarımızdaki gençler çok böyle umursamaz şekilde devam ediyorlardı. Her zaman uyardık, ettik ama yani uyarmamız da yetmiyor. Tabii ki insanda istek olması lazım. Kimi arkadaş 2B'den kendini yeterli bir, hayır kardeşim, PTT olsun, hedefin Süper Lig. Benim hedefim Süper Lig. Açıkça söyleyeyim, 33 yaşındayım, her zaman da söylerim bunu. 3 tane şampiyonluk kazdım, Süper Lig'e çıktım. Bir Elazığspor hariç diğer takımlardan, hani sezon başı dediler kardeşim kendine takım vur, hiç sıkıntı diye. Benim her zaman bir hedefim olmasını istedim. Ben de isterim ki alttaki gençler ve bizim takımda da gençler, hani çok tanımıyorum, İnşallah onlarla tanışma fırsatımız olur. Hani bir hedeflerin olması, bir yere vardığın zaman, bir antrenmana bile girdiğin zaman ben bunu nasıl daha yapabilirim? Burada çok değerli abiler veya takımda olan, diğer takımda olan abileri var. Hani onlar da örnek alarak, çok maç izleyerek biraz kendini geliştirmeleri lazım diye düşünüyorum. Ama her şey kafada bitiyor. Evet, bu anlamda sen de artık takımın tecrübeli oyuncularından kesinlikle bir tanesin. Kesinlikle. Umarız gençlerle bu diyalogları en yakın zamanda sağlarsın. Kesinlikle. Yol ben göstermek sadece isterim ki sadece hedefleri olsun. Evet. Hedefi olan genç her zaman başarılıdır. Umarız sen de Süper Lig hedefini Altay'la yakalarsın. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü 3 takımla da, Elazığspor'la da, Alanyaspor'la da, Göztepe'yi de yakaladım. Yani inanarak bunu söylüyorum. Hani ben buraya gerçekten oturup İzmir'de takılayım edeyim değil. Kesinlikle. Çünkü evliyim, Allah'a şükür iki çocuğum var. Şey anlamında söylüyorum. Hani istek, arzu anlamında söylüyorum. İstekli geldim, iştahlı geldim. İnşallah bu da sezon sonuna kadar hedeflerimin
doğrultusuna yürürüm diye düşünüyorum yani. Şimdi az önce sen de ifade ettin, İstanbul Spor maçı var önümüzde ve ondan sonra oynanacak 14 maçta toplam 15 maçlık bir havuz. 45 puan içinden Altay toplayabildiği kadar almaya çalışacak. Nasıl görüyorsun ligi de genel bir değerlendirmesini alayım senden röportajımızı bitirmeden önce. Lig şu an benim görüşüme göre lig yeni başladı diye düşünüyorum. Hem üst taraf hem alt taraf için. Hem orta taraf için, yani ortadaki takımlar için. Çünkü iki takımın transferi aşması hem Eskişehir'in hem Elazığ'ın alt tarafı biraz böyle daha çok hareketlendirecek. Çünkü maçları izlediğimiz zaman ben de izlerken zaten bu takımlar hani düşme kelimesini kullanmayacağım da hani transferi açamadılar, sıkıntılı dönemlere biz biraz daha böyle rahat oynayalım şeklinde geçiyordu. Hiçbir takımın artık rehavete girmesini şu an, engelleyecek. Şu an alt taraf yani orta taraf biraz daha bence lig yeni başladı. Üst tarafta Gençler Birliği'nin böyle 2-3 haftadan beri böyle bir iyi oynayarak ama kötü kaybetmesi arkada takımları daha da çok iştahlandırdı diye düşünüyorum. Aradan Denizli geldi. Son 10-11 maçta 9-10 galibiyet almak sizi direkt lider yapar bu şekilde. Onun için hem playoff için hem şampiyonluk için hem de ki alttan kurtulma savaşı için çok güzel önümüzde 15 maç var diye düşünüyorum. Çünkü herkes birbirini oynayacak. Bu hafta İstanbulspor, haftaya Adanaspor. Yani 2 hafta üst üste. Ondan sonra işte bir Gençler Birliği yok Adana Spor'dan sonra. Ondan sonra İzmir'de Bolu ile oynayacağız. Evet Bolu oradan Gençler Birliği aynen o devam ediyor ben şey olarak sayıyordum. Yani onun için 15 maç var önümüzde ve bunun şey, kesinlikle her maçı kazanmak için çıkacağız. Yani gidelim bir puana yatalım öyle zaten takımın ve hocanın öyle bir düşüncesi yok. Çünkü Sait Hoca her zaman önde oynatmayı seven bir hoca. Onun için son 15 maç güzel geçecek bizim için. Peki son olarak Altay TV aracılığıyla Büyük Altay taraftarına mesajını alalım sevgilisine. Ben Türkiye'de Fransa'daki maçları çok izlerdim. Gerçek samimi şekilde söylüyorum bunu. Türkiye'de de taraftar dediğin zaman 5-6 grup taraftarının öne çıktığını zaten herkes biliyor. İzmir'de 4 tane camianın olması zaten ayrı bir mutluluktu bence İzmir için. Ama Türkiye'den Fransa'nı izlediğim zaman tabii ki Altay, ondan sonra Göztepe formasında giydiğim Göztepe, ondan sonra Karşıyaka olsun, Buca olsun bunlar hep taraftarıyla öne çıkan takımlar. Onun keza işte Adana Demir var, ondan sonra diğer takımları da sayabiliriz. Ama gerçekten Büyük Altay taraftarı 2 seneden beri şampiyonluklar yaşadı. Bu sene belki taraftarların şeyleri çok daha fazlaydı diye düşünüyorum. Çünkü 2 seneden beri şampiyon olan bir takım. Bu sene tabii ki hedef Altay'da illaki playoff olarak şampiyon olacak diyeceğim. Ama biliyorum ki her zaman destek veriyorlar ve sahip çıkıyorlar futbolcularına ve camiasına. Her zaman sahip çıkıyorlar. Ondan şüphemiz yok. Ben de onlara şuradan demek isterim ki hani ben de bu takımın parçası olduğum için siyah beyazlı formaya gireceğim için gerçekten çok mutluyum. İnşallah pazartesi maçta buluşmak dileğiyle. Bilsinler ki biz onları seviyoruz. Onlar da bizi sevdiğini biliyorum. Her zaman bizim arkamızda destek olsunlar yani. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sinan sonsuz başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Hem de anlamda hem de Altay'la umarız sen de hedeflerine İnşallah. Ulaşırsın. İnşallah. Sevgili seyirciler YouTube üzerinden yayınlanan Altay Televizyonu'nda röportajlar serimizde en yeni transferimiz Sinan Özkan'la beraber olduk. Kendisine de bu bağlamda başarılar diyoruz. Yeni yayınlarda, yeni röportajlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.